başladı. Online C# bugün 14. dersimiz. Veri tabanına artık giriş yapmıştık. Bugün veri tabanında silme işlemlerini göstereceğim. Başka ne göstereceğiz? Bir de veri tabanındaki alanı tekrar text box'lara yazdırmayı göstereceğim, aktarmayı göstereceğim. Bu iki alanla temel komutlar bitmiş olacak. Silme, kaydetme ve görüntüleme. Sadece düzeltme kalacak. Yarın ders yok. Cumartesi günü ders yapacağız. Cumartesi günkü derste düzeltmeyi göstereceğim. Düzeltmeden sonra da bir otomasyonla artık SQL ile ilgili bu temel kavramları harmanlayıp pekiştireceğimiz bir otomasyon, yani küçük bir otomasyon olacak. Küçük bir otomasyon yazacağız. Ondan sonra SQL ile ilgili başka şeyler anlatacağım. Bunun dışında tekrar algoritma örneklerine dönmeyi düşünüyorum. Algoritma gerçekten önemli bir kavram. Algoritma mantığı isteyen sorular olacak ve bunun da dışında bir de son olarak şey olacak arkadaşlar. Geçen gün gruba atmıştım, bir kendi yazdığım futbol menajer oyunu vardı, C# form kullanarak. Bu tarz oyunlar yazabiliriz çünkü oyunlara ilgi yüksek oluyor. Böyle C# form kullanarak oyunlar yazabiliriz. Soru yoksa başlayalım. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Visual Studio'mu açıyorum. Yine en baştan anlatacağım. Önce sıfırdan verileri göstereceğiz. Ondan sonra gösterdiğimiz verileri kaydedeceğiz. Daha sonrasında da sileceğiz arkadaşlar. New Project diyelim. Yeni projemizi oluşturalım. Örnek, kayıt, sil, kayıt, sil, görüntüle. Hepsini yaptığımız örnek. Hemen SQL Server Management Studio'mu da açıyorum. Yeni bir tane tablo oluşturalım. Yeni bir tane tablomuzu oluşturalım. Şöyle açılsın SQL Server'ımız. Açıldı. Connect dedim, bağlandım. Database kısmına geldim. Sağ tuş dedim. New Database. Yeni bir veri tabanı oluşturuyorum. Yeni veri tabanımın ismi ne olsun? Ne örneği yapsak ki? Bugün aslında dün ziyaretçi defteri yapmıştık. Bugün kütüphane otomasyonu yazabilir miyiz ki? Kütüphane otomasyonu aslında olabilir ya. Neden olmaz? Şöyle küçük bir kütüphane programı yapalım. Kütüphane. Okey dedik. Kütüphaneyi oluşturdu buraya. Nerede kütüphane? En altta. Sonra sağ in açtık kütüphanemizin alt öğesini. New table, tablolar kısmından new table. Şimdi bugün dün ve ondan önceki gün gösterdiğimiz kayıtlardan farklı olarak yeni bir alan kullanacağız. Yeni alanımız ID arkadaşlar. ID dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? Her kitap için işte kütüphane programı yapacağız ya. Her kitap için vereceğimiz sayı. Mesela işte 1, 2, 3, işte birinci kitap şu, ikinci kitap şu, üçüncü kitap şu. Yani o sırayı belirleyeceğimiz sayılar bizim ID'miz olacak. ID. Ondan sonra kitap ad, kitabın adı olsun. Kitabın adı kaç karakter? 30 karaktere kadar olabilsin. Kitabın adını yazalım. Ondan sonra yazar diyelim. Kitap ad, yazar. Yazarımız da yine 30 karaktere kadar olsun. Bir de yayın evi diyelim. Yayın evi. Tamam. Yayın evi. Yayın evi de 20 karaktere kadar olsun. Şöyle kitabın adı, yazarı ve yayın evini kaydettiğimiz küçük bir uygulama yapacağız. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı kitapla ilgili? Bir de sayfa sayısı olabilir mi? Olabilir mesela. Sayfa. Sayfa sayısı da en fazla 3 karakter olacağından en çar 10 şimdilik en verimli şey olur. İsmi de kitaplar olsun. Tablo alanımızın adı kitaplar olsun. Okey dedik. Kapattım şimdi ben bu alanı. Tablolara geldim. Kitaplara ben bir tane kitap ekleyeyim. Ondan sonra kalan kısımları ne yapalım? Şeyle ekleyelim arkadaşlar. Bir dışarıdan kullanıcının girişiyle olsun. Mesela kitap adını başlayalım işte. Çalı Kuşu. Yazar. Reşat Nuri. Reşat Nuri Güntekin. Yayın evini sağlayacağım. Mesela Zambak. Zambak basım aklıma geldi. Kaç sayfa? 150 sayfa. Şimdi bu kalsın. Kaydettik bunu. Şimdi geldik veri tabanımıza ve bağlantımıza. Formumuzu büyüttük. Formumuzun önce bir arka plan rengini değiştirelim. Hatta bugün ne kullanalım biliyor musunuz? Bugün bir tane kitap kapak fotoğrafları diyelim. Şu anda aklıma geldi. Şöyle bir tane kapak fotoğrafı bulalım kitapla ilgili. Şunu kullanabilir miyiz? Nasılmış? Görselleri bir açalım. Fena değil. Şunu kullanabiliriz. Resmi farklı kaydet. Masaüstüne kaydetsin bunu. İzleyici sayımız da 6. Gayet güzel.
Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hep back color değiştiriyorduk. Bugün de background imaj değiştirelim. Şöyle background imajımızı değiştirelim. Yani arka plan rengimizi. Şey arka plan resmimizi. Nereden? Yerel kaynaklardan projeme import edeceğim. Şöyle masa üstüne tıkladım. Masa üstüne kitap resmini seçtim. Okey dedim. Yalnız ne yapacağım ben bunu? Stretch yapacağım. Şöyle stretch yapınca hizalı bir şekilde geldi. Formumun da ismini değiştireyim. Formumun adı da kütüphane. Kütüphanem olsun, kütüphane. Okey dedik, kütüphanem dedik. Ondan sonra ne yapalım? Şimdi ilk önce bana ne lazım? Bana bir tane list view lazım. List view ne işe yarayacak? Benim alanlarımı görüntülemeyi sağlayacak. Şu kasma olayı sizle ilgili değil. Arka plan resmi eklediğim için bu projemi exe haline getirene kadar kod içerisinde sürekli kasacaktır. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Şu background imajı silelim. En son koyalım arkadaşlar. Son adımda koyalım şöyle. Şimdi arka plan rengimizi değiştirelim sadece. En son adımda background imajımızı da ekleriz. Şöyle bir farklı bir renk bulalım bugün. Şöyle bir renk. Tamam, güzel. List view'ime alanlarımı ekliyorum. Edit Columns kısmından. Add dedim. 2, 3, 4. 4 tane alanım var. Birinci alanım neydi benim? ID. Yani ID demeyelim de sıra diyelim. Sıra. İkinci alanım neydi? Kitap. Üçüncü adım. Üçüncü alanım. Yazar. Yazar. Küçük harfle yazalım. Hadi ama. Yazar. Okey dedik. Ve son alanım sayfa. Aslında bir de konu da olabilir de neyse, konuyu sonra projemizi genişlettiğimiz zaman konuyu da ekleyelim. Ondan sonra ne yapıyorduk? Alanlarımızın bize gözükmesi için view kısmına geliyorduk. Görünümüzü details yaptığımız zaman alanlarımız bize gözüküyor. Sıra küçük olabilir. Kitabı büyütelim. Yazarı büyütelim. Biraz da sayfayı büyütelim. Hatta şunları da biraz daha büyütelim. Şöyle list view'imizi biraz daha büyütelim şöyle sağa doğru. Yazar da büyük olsun. Çünkü yazar ve kitap ismi biraz uzun olacak. Sayfa ismi uzun olmayacak nasıl olsa. Tamam, burası bu şekilde kalsın. Şimdi bir de ne lazım bana? Bana bir tane buton lazım. Buton ne işe yarayacak? Görüntülemeye yarayacak. Butonumun ismi görüntüle olsun. Butonumuzun fontunu da biraz büyütelim. Biraz görsellik katalım programımıza. Görüntüle. Ve butonumuzun back color'ını da değiştirelim. Şöyle farklı bir renk olsun. Formdan bağımsız bir renk olsun butonumuzun back color'ı. Şöyle kırmızımsı bir renk yaptık. Tamam, görüntülü olsun. Güzel. Şimdi kod alanımıza geliyoruz. Butonuma çift tıkladım. Önce ne yapmamız gerekiyor bizim? Artık bu alanları hızlı bir şekilde geçiyorum. Önce bizim SQL kütüphanemizi eklememiz gerekiyor. Using system.data.sql client diyerek SQL kütüphanemi ekliyorum. Ondan sonra bu alanıma gelip ne yapıyorum? Global alanda bir yordam oluşturacağım dedim. Yordamı oluşturmadan önce ne yapacaktım? Bağlantımı oluşturacaktım. SQL connection, SQL connection bağlan eşittir new SQL connection. Ondan sonra bana ne lazım? Bir tane bağlantı adresi lazım. Bağlantı adresimi nereden alıyordum ben? Proje kısmına add new data source diyordum. Şöyle iki defa next deyip şuradan connection stringimi kopyalıyordum. Sağ tuş copy diyordum. Kapatıyorum burayı. Ondan sonra daha önce yine söylemiştim. Benim bilgisayarımda iki tane SQL kurulu. O yüzden ben hemen bu alanımı değiştirdim. Peki hangi tablomdan çekeceğim ben? SQL Express dedik. Doğru yazdık mı? SQL Express. Doğru yazdık. Hangi veri tabanından çekeceğim ben? Kütüphane adlı veri tabanından çekeceğim. F2 dedim burayı. Sağ tuş. Kopyala dedim. Kopyaladım. Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Şurada tek slash'ı kaçış komutu olarak görüyor. İkinci slash'ımı ekledim. Bunun bir adres olduğunu belirttim. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Güzel. Bağlantı adresimi oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bir tane yordam oluşturacağım. Private Void. Verileri görüntülü olsun bugün de. Hep göster diyorduk. Görüntüle. Verileri görüntüle. Parantezimi açıp kapattım. Ondan sonra süslü parantezimi açtım. İndim aşağı. Ne yapıyorduk? Şimdi sırasıyla önce yukarıda oluşturduğumuz bağlantımızı bir açalım. Nasıl? Bağlan.ok. Parantezimi açıp kapattım. Ondan sonra ne yapıyoruz? İstediğimiz tablodan istediğimiz alanları çekmek için bir adet komut oluşturuyoruz. Bakın yine oluşturmak kelimesi. SQL command. Komut. Komut adında bir komut oluşturuyoruz. New SQL command. Parantez içinde. Peki bu komut ne yapacak? Bu komut ne yapacak? Select. Seç. Select. Seç.
Yıldız, From, Yıldız özel bir karakterdi. Yıldız From. From neydi? Dandan ekimiz. Nereden seçsin? Nereden seçecek? Benim Kitaplar adlı tablomdan. F2 dedim. Sağ tuş. Kopyala dedim. Geldim buraya. Kitaplar adlı tablomdan seç. Sonra tırnağımı kapattım. Peki bunu neyle ilişkilendireceğim? Yukarıdaki bağlantımla ilişkilendireceğim. Bağlamla ilişkilen. Güzel. Ondan sonra ne yapıyoruz? Veri tabanımızı okutuyoruz. SQL Data Reader. Veri tabanını okut. Okutmak için ne yapıyoruz? Bir tane okutma komutu oluşturuyoruz. O da ne olsun? Oku olsun. Eşittir. Burada new kullanmıyorduk. Ne yapıyorduk? Bunu veri tabanında temel işlemlerimiz vardı bizim. İki tane komut söylemiştim. Neydi onlar? Birincisi execute reader, diğeri execute nanoquery. Yine tekrarlayayım bunları. Execute reader neydi? Select sorgusuyla çektiğimiz kayıtları deri akışını sağlıyordu. Select sorgusuyla biz yukarıdan tablo kitaplar adlı tablodan alanlar çekeceğiz ya, onların veri akışını execute reader sağlıyor. Bu execute reader ne yapacağız? Komutumla, ya yani komut adını verdiğim komutumla ilişkilendireceğim. Komut nokta execute reader. Parantezimi açıp kapattım. İndim aşağı. Ondan sonra ne yapıyorduk? Döngümüzü açıyorduk. Döngü. Bir şart döngüsü kullanacağız burada. While parantezimi açtım. Ne diyorum? Oku nokta read. Oku komutu benim veri tabanımı okudukça, ne yap biliyor musun? Bak şimdi şunları yap. Benim bir tane list view'e alanları eklemek için bir tane list view öğesi oluşturmam lazım. Bakın yine oluşturma kelimesi var. O zaman ne yapacağız? Nib anahtar sözcüğüyle bir şeyler yapacağız. List view item ekle eşittir new list view item. Parantezimi açıp kapattım. Alt satıra in. Ekle nokta text eşittir oku komutunda. Ondan sonra ne yapıyorum? Köşeyi parantezimi açtım. Çift tırnağımı açtım. Birinci alanımı ekliyorum. Birinci alanım neydi benim? Hemen design kısmıma geleyim. Birinci alanım ID'ydi. ID'yi okusun. Ondan sonra ne diyeceğim? ID nokta toString dedim. Parantezimi açıp kapattım. İndim aşağı. Şu an düzeldi. Evet. Sonra ikinci alanımıza geldik. Ekle nokta. Bu sefer ne yapıyorduk? Alt üye olarak ekliyorduk. Ekle nokta sub items nokta et. Parantezimi açtım. Oku. Ondan sonra süslü köşeli parantezimi açtım. Çift tırnak içinde. Bu kez ikinci alan. İkinci alanın ne benim? Kitap ad. Şöyle sağ tuş. Copy yok burada. Kendimiz kopyalayalım. Şöyle CTRL C diyelim. Kitap ad. CTRL V dedik. Kitap adı kopyaladık. Ondan sonra bunu ne olarak almasını istiyorduk? String olarak. ToString dedim. Parantezimi açıp kapattım. Noktalı virgülü koydum. Altındaki kırmızı çizgi kalktı. Arka plan rengini saydam yapabiliyor muyuz? Evet ya, onu yapılıyordu. Daha önce bir örnekte görmüştüm ben ama ben hiç kullanmadım onu açıkçası. Hani ama yapılıyor diye biliyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Ekle nokta sub items nokta et. Bu sefer neyi ekliyoruz arkadaşlar? Üçüncü alanı. Üçüncü alanı neydi benim? Parantez içinde oku. Ondan sonra köşeli parantezimi açtım. Üçüncü alanı neydi? Yayın evi. Tırnak içinde yayın evi dedim. Sonra ne yapıyoruz? Burayı string olarak alıyoruz. ToString dedim. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Buradaki hata da kalktı. Yani altın çizme. Ve son olarak ekle nokta sub items nokta et. Parantez içinde oku. Köşeli parantezimi açtım. Çift tırnağımı açtım. Burasında ne olacak? Sayfa. Bakalım bunlar küçük büyük harf duyarlılığına dikkat etmemiz lazım. Hepsini küçük yazmışız. O yüzden burada da küçük yazalım şöyle. Sayfa. Sonra köşeli parantezin sonuna nokta toString gibi ekleyip noktalı bir virgülümü koyup alta iniyorum. Hatalar kaldı. Sonra ne yapıyoruz? Yukarıda biz bir tane ekle adında list view'e eklemek için bir değişken oluşturmuştum. Şimdi bu değişkeni benim çağırmam gerekiyor. Nasıl? List view'e bir nokta items nokta et. List view'e elemanları ekle. Peki hangi elemanları? Ekle adını verdiğim değişkenin altındaki elemanları ekle. Güzel. Bunu da yaptık. Ondan sonra ne yapıyorduk? Aşağı geliyordum. Bağlantımı kapatıyordum. Bağlan nokta close. Sonra peki ben bu verileri ne zaman görüntüleyeceğim? Butonuma tıkladığım zaman sadece ne yapmak kaldı geriye? Yordamı çağırmak. Verileri görüntüle. Parantezimi açıp kapattım. Start dedim.
Görüntüleye tıkladım. Birinci sıra Çalı Kuşu, Zambak, 150 sayfa. Burada neyi yanlış yapmışız? Kitap, yazar. Biz ne yapmıştık ya? Kitap, ben bir alana eksik yapmışım. Durun hemen onu da ekledim. Yazar, yazarı eklemeyi unutmuşuz sanırım. Doğru mu? ID, kitap at. Sonra yazar var. Yayın evinden önce yazar var. Hemen şunu kopyalayalım. O alanı da ekleyelim. Sağ tuş. Kopya dedik. İndik aşağı. Şuraya hemen ekleyelim. Burası da yazar olacak. Listemizde de ekleyelim. Sıra, kitap, yazar, sayfa, yayın evini eklemeyi unutmuşuz. Yazardan sonra ne gelecek? Şöyle. Burası kitap. Şuraya bir ekleyelim. İsmi değiştirmek mi gerekiyor? Ha, ismi değiştirmek gerekmiyor. Şu oklarla sanırım oluyordu. Deneyelim bakalım. Yayın evi. Okey dedik. Bakalım olacak mı? Hayır, olmadı. O zaman ne yapacağız? Mecbur isimleri yeniden vereceğiz. Hemen şu alandaki isimlerimizi değiştirelim. Şimdi birinci alanı neydi? Sıraydı. Şunu ismi silelim. Bir tane daha ekleyelim. Şimdi sırayla bakalım neymiş? Sıra, kitap at. Kitap at, doğru. Ondan sonra yazar gelecek, değil mi? Evet. Sonra dördüncü sıraya yayın evi. Şurası yayın evi olacak. Yayın evi. Şuraya da 5 diyelim şöyle. Karışıklık çıkmasın. Okey. Ve ne diyor? Bunu kullanamaz mıyız mı? Neden? Tam 6 olsun peki. Ondan sonra ya yalnız bu sıkıntı çıkaracak. Birazdan yapacağım fonksiyonlarda, bir saniye arkadaşlar. Ben yeniden listeye beklemek istiyorum. Neden yeniden listeye eklediğimi az sonra göreceksiniz. Hani silme komutlarında biz sırayla, hani şu sıraya göre gideceğimiz için o yüzden sıkıntı çıkaracaktır. O yüzden yeniden listeye bekleyelim. 5 tane alan ekledim. Sadece isimlerini değiştirelim. Birinci alanımız neydi? Sıraydı. Sıraya yazdık. İkinci alanımız yazar. Yok, ikinci alanımız kitap. Üçüncü alanımız neymiş? Yazar, yayın evi ve sayfa. Üçüncü alanımızı ekleyelim. Yazar. Dördüncü alanımız yayın evi. Yayın evi. Okey. Beşinci alanımız da neymiş? Sayfa. Okey dedik. Beş alanımızı da ekledik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sadece view kısmından görünümünü details yapıyoruz. Okey. Görüntüleri de açtık. Şu an sonsuz şekilde çalışması lazım. Görüntüle dedik. Sıra bir kitabın adı Çalıkuşu, yazar Reşat Nuri Güntekin, yayın evi Zambak ve sayfa sayısı 150 arkadaşlar. Programımız şu an çalıştı. Evet, yazarı unuttuk. Doğru söylediniz. Yazarı da ekledik. Şimdi güzel, görüntüleyi yaptık. Şimdi sırada ne var? İkinci komutumuz olan kayıt komutumuz var. Şimdi bir kayıt komutu yapacağız. Ben şöyle notlarımı tekrar açayım. Sağ tuş diyelim. Kopyalayalım. Aynı butonla devam edelim. Şöyle ikinci bir butonumuzu ekleyelim. Butonumuzun ismi kaydet. Peki butonumuz neyi kaydedecek arkadaşlar? Bizim girdiğimiz text box'lara girdiğimiz alanları kaydedecek. Şöyle listeyemize 6 alalım. Butonumuz da şöyle kalsın. Biraz daha şöyle aşağı alalım. Görüntüleyi ve kaydet de aşağı aldık. Tamam. Şimdi sırayla bir tane label ve text box ekleyip diğerlerini kopyalım. Label'ımız sıra olsun. Sıra. Sırayı da şimdilik elle girelim. Daha sonraki, bir sonraki dersteki örnekte bunları da otomatik olarak yapmayı göstereceğim. 12 diyelim sıranın boyutuna, şöyle 12 olsun. Bir de ne lazım bize? Bir tane de text box lazım. Hemen text box'ımızı da şöyle aşağıdan ekleyelim. Text box'ımızın da boyutunu şöyle 10 yapalım. Sıra. Tamam, güzel. Şu ikisini kopyalıyorum. Diğer alanlar için. İkinci alanım benim kitap alanım. İşte üçüncü alanım yazar. Şöyle dördüncü alanım yayın evi. Ve son alanım sayfa. Kitabım sayfa sayısı. Hemen label'larımızın ismini sırasıyla değiştirelim. Kitap, iki nokta üst üste. Sonra yazar, iki nokta üst üste. Birinci defa tekste tıkladım, yaptım ya. Ondan sonra tekste tıklamama gerek yok her defasında Properties'te. Siz Properties'te en son hangi işlemi yaptıysanız ona göre devam eder. Mesela ben burada en son back color'ını değiştirmiş olsaydım, mesela ben buraya gelip işte white yazsaydım, enter'a bassaydım back color'ını beyaz yapardı. Yani en son
kalan işleme göre devam eder. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yayın evi 2 nokta üst üste ve son olarak sayfa 2 nokta üst üste. Şöyle text box'larımızı da birazcık sağ alalım. Şu yayın evini A harfinde küçültelim ve kodlarımıza geçelim. Güzel. Şimdi kaydete tıkladım. Kaydete tıkladım. Şimdi kaydetmek için ne yapacağız? Kaydetmek için şunu yapacağız. Önce ne yapacağız? Yukarıda biz şu alanda bağlantımızı kapatmıştık. Önce bir bağlantımızı açalım. Bağlan nokta bağlantımı açtım. Yaptığımız her komuttan sonra bağlantıyı kapatmak ne işe yarıyordu arkadaşlar? Veri tabanımızı yormuyor ve programımızın daha verimli çalışmasını sağlıyordu. Bağlantımızı açtıktan sonra ne yapıyoruz? Komutumuzu oluşturuyoruz. SQL command, yine komut dedim. SQL command komut eşittir. New SQL command. Parantezimi açtım. Çift tırnak içinde bu sefer ne yapıyoruz? Insert into, dün i harfi yüzünden programımız hata vermişti. Ben büyük i kullanmıştım. O yüzden programımız hatalı çalışmıştı. Insert into dedik. Ne yapacağız? İçine ekle. Neyin içine ekle? Benim tablom. Peki benim tablomun ismi neydi arkadaşlar? Kitaplar. Kitaplar tablomun içine ekle. Insert into kitaplar. Peki kitaplar tablomun içine neyi ekle? Kitaplar tablomun içine şunları ekle. ID'yi ekle. Ondan sonra kitap adı ekle. Ondan sonra sırasıyla yazarı ekleyeceğim. Ondan sonra yayın evini ekleyeceğim. Ve son olarak sayfayı ekleyeceğim. ID, kitap ad, yazar, yayın evi ve sayfa. Daha sonra ne yapıyoruz? Parantezin dışına gelip bu değerleri, bu alias değerler demek. Bu değerleri kitabın içine ekleyeceğiz. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sonra bir tane parantez açıyoruz. Bir tane parantez açtık. Şurada boşluk bırakalım. Şöyle biraz da sağ alalım. Daha çok görüntülmez. String alanları birbirinden ayırmak için ne kullanıyorduk arkadaşlar biz? Tek tırnak ve çift tırnaklar kullanıyorduk. Tek tırnakla başlıyorum. Tek tırnak, çift tırnak, ondan sonra artı textbox 1 nokta, text nokta toString. Parantezimi açıp kapattım. Ondan sonra artı dedim. Artı dedim. Çift tırnak. Ondan sonra tek tırnak, virgül, tek tırnak, çift tırnak. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim textbox'taki alanlarımızı, string alanlarımızı birbirinden ayırmaya yarıyor. Ondan sonra artı dedim. Textbox 2 nokta text nokta toString. Textbox 2 nokta text nokta toString dedik. Parantezimi açıp kapattım. Ondan sonra tekrar artımı koydum. Ve tekrar çift tırnak ve içerisine tek tırnaklar ve onların ortasına virgül koyarak string alanları yine birbirinden ayırdım. Sonra bir artı daha dedim. Textbox 3 nokta text nokta toString. Parantezimizi açıp kapattım. Sonra bir artı daha dedim. Çift tırnak, sonra tek tırnaklar ve arasına bir tane virgül koyduk. Sonra bir artı daha dedik. Dördüncü text box'ımız için yapıyoruz bu kez. Text box 4 nokta text nokta toString. Aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece text box'lar için aynı işlemleri yapıyoruz. Şu an başka bir işlem yapmıyoruz. Sonra bir artı daha dedik. Çift tırnak, arasına tek tırnak ve onların ortasına da virgülümüzü ekledik. Ve son olarak artı textbox 5 nokta text nokta toString dedim. Parantezimi açıp kapattım. Ondan sonra ne yapıyorum? Çift tırnağı bir tane koyuyorum. Sonra bir tane tek tırnak. İlk başta açtığımız tek tırnak. Sonra parantezin yanından çıkıp çift tırnak. Ama şurada artı var. Şurada artı var. Tamam. Çift tırnağımı koydum. Ondan sonra virgülümü koydum. Sonra da ne yapıyorum? Bunu bağlantıyla ilişkilendiriyorum. Bakalım hatamız var mı? Şu an hatamız yok gibi, umarım yoktur. Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3, Textbox 4 ve Textbox 5. Şu an herhangi bir sorun yok gibi. Ondan sonra zaten sorun olursa hata verecektir. Ondan sonra ne yapıyorduk? Commut.executeNumQuery diye bir metodumuz vardı. executeNumQuery neydi? Kayıt almada kullanılan, kendisine bir parametre yükleyerek geri döndürmeye yarayan ifade executeNumQuery'ydi. Kendisine bir parametre yükleniyor. Hani dün bunu daha çok açıklamıştım. Ve bu parametreyi bize geri döndürüyor. Hani aslında orada biz işte alan adı kaydediyoruz ya. Mesela kitap adı. O kitap adı kendi string olarak tutmuyor aslında. Bir parametre olarak tutuyor. İşte bilmem kaç işte o kendisi sayılar atıyor ona. Ve o parametreyi bize gösteriyor. Bize göstermesi için ne kullanıyoruz? executeNumQuery kullanıyoruz. Commut nokta
execute non-query noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra bağlan nokta close dedim. Bağlantımı kapattım ve bana verileri görüntüle dedim. Bakalım, umarım hatasız bir şekilde çalışır. Start. Şimdi sıra 2. Kitap. Ne yazalım? Tutunamayanlar yazalım. Tutunamayanlar. Tutunamayanlar. Yazarı Oğuz Atay. Yayın evi mesela Demir. Demirler o. Bilmiyorum. Sallıyorum bunu. Sayfa sayısı 750. Şimdi kaydet dedim. Evet, ikinci sıraya tutunamayanlar Oğuz Atay, Demirler Yayınevi ve 750 sayfa şeklinde ekledim. Ondan sonra ne yapalım? Kaydetten sonra her defasında ne yapsın bir de? Bu text box'larımızı temizlesin. Ne yapıyorduk? Text box 1 nokta clear. Text box 2 nokta clear. Text box 3 nokta clear. Text box 4 nokta clear ve son olarak textbox 5 nokta clear. Okey. Start dedim. Tekrar çalıştırdım. Sırası 3 oldu bu sefer. Kitap adı ne olsun ne olsun. Yaşar. Ne yaşar ne yaşamaz. Yazar Aziz Nesin. Yayın evi Nesinler olsun. Bilmiyorum. Yayın evi aklıma gelmiyor şu anda. Sallıyorum. Sayfa sayısı 200. Kaydet dedim. Onu da kaydetti bu şekilde. Dün şu 3 noktayı sormuştu bir arkadaş. Bu 3 nokta arkadaşlar bizim kalan karakterlerimiz için 3 noktaydı. Bunun engellenmesi sanırım oluyordu ya. Bir komut vardı SQL için. Int nokta parse mi? Trim galiba. Trim olabilir. Öyle bir komutla engelleniyordu o 3 noktalar. Gelecek dersin ben onu notlarıma ve daha önce yaptığım örneklere bakarım. Çünkü hatırlıyorum öyle bir şeyi yine. Ve onu da gelecek derste anlatırız. Bakalım soru var mı arkadaşlar? Yok. İzleyi sayımız 8. Güzel. Kaydetme de bu şekilde. Şimdi geldik 3. alanımız. Görüntüleme ve silme. Görüntüleme ne biliyor musunuz? Hani start diyoruz ya, mesela görüntüle diyoruz. Şuna mesela ID'ye tıkladığım zaman bütün alanları şuraya yazdıracak. Ama üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Üzerindeki değişikliği bir sonraki derste yapacağız arkadaşlar. Bugün sadece silmeyi yapacağız. Şöyle kaydeti sağ tuş copy diyelim. Sağ tuş paste. Kopyala yapıştır dedik. Ve kaydeti de silim. İsmini değiştir. Burayı da sil koyalım. Sil. Sil butonuma çift tıkladım. Şöyle tekrar ben de notlarımı açayım. Geldik silme olayına. Şimdi arkadaşlar silme olayı için ne yapacağız biliyor musunuz? Benim yukarıda bir tane parametre değeri belirlemem gerekiyor. Hani execute non-query'nin teorik anlamı neydi? Not almıştım onu, bakın. Ne diyordum? Kayıt almada kullanılan kendisine bir parametre yükleyerek geri değer döndürmeye yarayan C# metodu. Kendisine bir parametre yükleyerek geri döndürmeye yarıyor. Şimdi biz bu parametrelere göre silme işlemi yapacağız. Nasıl? Şöyle. Şimdi ben bir tane integer değer tanımlayacağım. Ama integer değeri sil butonunun üst kısmında tanımlayacağım. Sebebini birazdan göreceksiniz. Int id eşittir 0. Neden id biliyor musunuz? Benim silme işlemlerini id'ye göre yapacağım. Bakın nasıl olacağını göreceksiniz. Şimdi önce silme komutumu yazayım. Silme komutum ne benim biliyor musunuz? Önce bağlantımı açmam gerekiyor. Bağlan nokta open dedim. Bağlantımı açtım. Ondan sonra benim neye ihtiyacım var? Bir tane komuta ihtiyacım var. SQL command komut eşittir new SQL command parantezimi açtım. Geldik silme komutuna. Bakın silme komutu şu. Tıpkı kaydette işte ne diyorduk? İçine kaydet. Nasıl böyle? Kitaplar, insert into kitaplar yazıyor ya şurada. Kitaplar alanının içine kaydet, içine ekle anlamında. Ondan sonra işte görüntüleme ne diyorduk? Yıldız from mesela x tablosundan x tablosundan seç. X tablosundan seç. Daha sonra işte list view'e ona aktar, bize göster vesaire. Burada da yine tamamen İngilizce metotlarla işlemleri gerçekleştireceğiz. Nasıl? Şöyle. Delete. İngilizce'de bildiğimiz sil kelimesi. Delete. From. Delete from. Sil. Şuradan sil. Nereden sil? Kitaplar. Kitaplar. Kitaplar adlı tablodan sil. Güzel. Peki neye göre sileceğiz biliyor musunuz? Where ID. Where nerede demek? Hani
Şu ilgili ID'den kitaplar tablosundan seçin. Burada ver kelimesi biraz nasıl çevirebiliriz mesela? İşte bizim istediğimiz yerdeki ID'ye göre kitaplar tablosundan sil demek. Tamamen yine İngilizce bir komut. Ondan sonra eşittir. Eşittir dedik. Parantez açtık. Şöyle tırnağın diğer tarafına geçtim. Artı dedim. Ben hangi alanıma göre silme yapacaktım? ID'ye göre. ID artı çift tırnağımı tekrar açtım. Ondan sonra parantezin dışında da tırnağımı kapattım. Sonra ne yapacağım? Bu alanımı bağlanla ilişkilendireceğim ve bir saniye burada yanlış mı yaptık? Şurada da bitir. Evet, nerede kaldık en son? ID dedik. Ondan sonra ID dedikten sonra bunu ne yapıyoruz? Benim bağlantımla ilişkilendiriyorum. Bağlan dedim. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Yine execute non query kullanmam gerekiyor benim. Komut nokta execute non query. Ve bağlantımı kapatıyorum. Bağlan nokta close deyip bağlantımı kapattım. Ve tabii ki verileri görüntüle. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi start diyorum. Bakın şimdi. Şu an için mesela görüntüleyeyim. Ben şunu seçtim. Sil dedim. Herhangi bir silme ifadesi olmadı bakın. Her defasında sadece ne yapıyor? Altına hatta verileri görüntüle demeyelim de yeniden görmüş olmuş olalım. Program CSS'i silelim. Verileri görüntüle demeyelim. Hatta şunu bir veri tabanından da ben sileyim bu alanları. Şu an kaydetmemiş. Güzel. Start diyelim. Görüntüle dedik. Şu alanımı seçtim mesela. Sil dedim. Herhangi bir işlem yapmadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben esas komutu vermedim. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Ben int id eşittir 0 diye bir yukarıda değişken tanımladım. Neden? Ben id alanıma göre işlem yapacağım. Şimdi esas silmede esas olan komut henüz yazılmadı. Şimdi sırada o alanımızı yazmak var. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? ListView'de seçtiğim ID, işte ListView'de ben bir ID seçeceğim. Ondan sonra o ID'ye göre seçtiğim ID'ye göre ilgili alanları sileceğim. Nasıl? Bakın şöyle. ListView'min Properties kısmında şurada Events diye olaylar diye bir kısım var. Events'a tıklıyorum. Tamam. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Ben ListView başladığı zaman şöyle işte görüntülediğim alan, mesela burayı görüntüledim. Çift tıkladığım zaman bu alanlar gelip bu alanları şuradaki 5 alanı text box'ıma yazdıracağım. Çift tıkladım ya ben bu alanı. Ondan sonra çift tıkladığım alanı sile tıkladığım zaman silecek. Nasıl? Bakın şimdi şöyle. Events'ın mouse double click olayına geldim. Events'ın double click olayına geldim. Şimdi ben diyorum ki ID eşittir int nokta parse. Parseyi nasıl açıklayabiliriz ki parseyi? Önce parsenin ne olduğunu size ben şöyle hemen şuradan söyleyeyim de parse C# nedir diye bir hemen bir teorik tanımını bulalım. Parse. Hatta parseyi teorik olarak tanımlayabilecek arkadaş var mı? O arkadaş tanımlasın. Parse. Şimdi benim size parseyi önce söylemem lazım. Ondan sonra bu alanımı yapmam lazım. Parseyi teorik olarak tanımlayacak arkadaş önce gelsin. Ondan sonra parseyi geçelim. Bekleyelim. Ben biraz beklemek istiyorum. Şöyle yayını bir kaydırıp devam edeyim. Int nokta parse dedim. ListView 1 nokta item ListView 1 nokta selected items. Selected items. Önce ben bir şu satırı yazayım. Ondan sonra şu satırı size açıklayacağım. Silme zaten artık bizim son komutumuz SQL ile ilgili. Daha sonra düzenleme var da düzenleme bu kadar karışık değil. Silme de biraz karışıklık var. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sub items diyoruz. Buraya da bir sıfırını ekledim. Nokta text dedim. Noktalı virgülünü koydum. Bakalım gidecek mi bu alt çizgi? Şimdi parse ne biliyor musunuz? Ayrıştırmak güzel aslında. Benim yukarıdaki bakalım cevap vermiyor. Hayır gelmedi. Ya şu parseyi bir size açıklasam.
Çok güzel. C# kimse Parsenon'un tam teorik anlamını yazmamış. C# Parsenon. Integer işte aynen Cenk Moz'un dediği gibi integer değeri string olarak bir dönüşüm yapıyor ama dönüşümü nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Videoda bu alanları keseriz YouTube'a yüklerken de. Şimdi ayrıştırmak olarak kabul edelim parseyi. Bakın şimdi ben yukarıda id diye bir değer girdim. Tamam, id benim 0. İlk değerim 0. Ben bu girdiğim değeri ne yapacağım biliyor musun? Birazdan ben alta yeni alanlar yazacağım. Listeye bir nokta selected item. Bakın selected item ne demek? Seçilen öğe. Seçilen öğe. Listeye içinde seçilen öğe. Sub item 0. Alt öğe. Nasıl yapsak ya? Aslında benim bütün kodu yazıp şu 3 satırda yazsam öyle çok iyi anlayacaksın da ben en iyi şöyle yapayım arkadaşlar. Bir saniye. Textbox bir nokta text eşittir. Listeye bir nokta selected items parantez içinde 0 nokta sub items parantez içinde yine 0 ondan sonra nokta text noktalı virgülümü koydum. Nerede yanlış yaptık? Nokta text dedik. Sub items 0 nokta text ha, parantez yok, tamam. İndik aşağı, ondan sonra textbox 2 nokta text eşittir. Listeye bir nokta selected items parantez içinde yine 0. değerden alsın. Sonra sub items bu sefer kaçıncı alalım? Birinci alalım. Nokta text noktalı virgülümü koydum. Sonra şu iki alanımı kopyalayayım. Ctrl C. Ctrl. Şimdi ben kodu çalıştırayım, anlatacağım arkadaşlar neyin ne işe yaradığını. Şurası 2. Yavaş yavaş zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Şöyle şu alan yok. Ve textbox 5 için şurası 5. alanım benim. Başka yapacağım bir şey yok. F5 diyelim, bir çalıştıralım bakalım. Görüntüle diyelim. Birinci sırayı seçelim. Neden eklemedi? Textbox 5.0 ha 4 olacak çünkü burası. F5 diyelim. Görüntüle diyelim. Yazdırdık, sil dedik. Neden silmedin? Sen bunu. Delta from kitaplar. Delta from kitaplar. Where id eşittir. Parantez aç, tırnak, artı id, artı tekrar tırnak, tırnak, virgül, bağlan, tamam. Comp nokta execute, non query, bağlan nokta close ve verileri göster tabii. Verileri görüntülenin yine hali lazım bana. F5 görüntüle. Aa silmiş, tamam. Verileri görüntüle demediğim için. O yüzden olmuş. Şimdi tekrar bir start diyelim. Görüntüle 2'ye tıklayalım. Sil diyelim. Sadece 3 kaldı. En başta ne yapmam lazım? Benim list üyemi sıfırlamam lazım. Evet, biraz. Evet, gramer anlamında ayrıştırma. Ama bunu tam şu an aslında şu parsenin tam teorik anlamını size söyleyebilsem C#'da şu an söyleyemedim ya. Bir an böyle kaldım. O yüzden ilerleyemedik. Şimdi bakın arkadaşlar. Parse. Ben tekrar kaydımı durdurmak istiyorum. CTRL-P miydi? Kaydımıza başlatıp burada da söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar int parse nedir? Kaydımız tekrar başlatmışken burada da söyleyeyim. Şimdi biz veri tabanımızda ne yaptık? ID kısmımızı n çarpı 10 olarak atadık. N çarpı 10 nedir burada? Karakter olarak, yani string olarak görüyor benim ID alanımı. String. Ama ben bunu programda ne olarak kullanmak istiyorum? Yukarıda ID integer olarak kullanmak istiyorum. Yani benim ne yapmam gerekiyor? Bir dönüşüm kullanmam gerekiyor. Şimdi ben ne yaptım? ID eşittir int nokta parse diyerek ID'yi integer bir değişken türüne çevirdim. Hani convert.toInt32, convert.to16 veya convert.toDouble kullanıyoruz ya, değişken convert değişken değişimleri için, değişken tür dönüşümleri için. Burada da onlar yerine int nokta parse ile string değişkenimizi ne yaptık? Integer yaptık. Çünkü ben burada parametrelere göre işlem yapacağımdan string ifade benim işime yaramaz. Bana ne lazım? Bana bir tane integer değişken lazım. Şimdi geldik şu alanları açıklayalım. Şimdi ilk alanı ne? İlk alanım benim. Hatta şurayı şöyle ayırayım. List view'e bir nokta, bakın. List view'e bir selected item. Bakın şunu olduğu gibi ne yapalım biliyor musunuz? Translate'e yazalım. Olduğu gibi bakın sadece İngilizce, başka hiçbir şey yok. Translate'e yazdım. Selected
Items şöyle İngilizceden. Selected ne demek? Seçilenler arkadaşlar. Seçilmiş. Ondan sonra items. Seçilmiş madde diyor da burada. Yani seçilmiş öğeler anlamında. Seçilmiş öğeler. Başka hiçbir şey yok. Bak. Seçilmiş öğeler. Sıfır. Sıfır ne biliyor musunuz? Benim başlangıç değerim. Sıfır benim başlangıç değerim. Sub item sıfır da benim hangi alanımın başlangıç değeri? Şu an mesela şurada sıfır. Benim şurada ilk kullandığım sıfır ne biliyor musunuz? Sıra için. Ondan sonra ne kullandım? 1 kullandım. 1 ne? Kitap için. 2 kullandım. 2 ne? Yazar için. 3 kullandım. Yayın evi için. Ve 4 sayfa için. Hani biliyorsunuz programlamada sayı dizilerde, dizi göstermedik ama dizilerde kaçtan başlar? Hep sıfırdan başlar. Birden başlamaz programlamada sayılar. Geldik alt kısmına. Bakın ne diyorum biliyor musunuz? Textbox 1 nokta text. Textbox 1'e yazdır. Textbox 1'e neyi yazdır biliyor musunuz? List view 1 nokta selected item 0. Hani şu yukarıda seçtiğim ID'ye göre list view'de seçilen alanın yani ID'ye göre seçilen alanı sıfırıncı alanıma yazdır. Sıfırıncı alt öğeme yazdır. Şimdi çalıştırayım daha iyi göreceksiniz eminim. Mesela sıra diyelim şöyle. Sırası 5 olsun. Bir tane kitap yazalım. Ateşten gömlek. Yazar. Halide Edip yayın evi işte ne olsun Güneşli sayfa sayısı 250. Şimdi kaydet dedim. Kaydetti. Tamam. Ateşten gömleği kaydettim. Şimdi bakın ben buraya çift tıkladım. Şöyle kod alanıma da geri döneyim hatta. Programımızı da şöyle tutalım. Şimdi bakın. Textbox 1. Textbox 1'e ne yap biliyor musun? Benim ListVM'deki ID'me göre yani seçilen alana göre seçilen alan ne arkadaşlar? Sıra. Sıraya göre Textbox 1'ime alt öğelerden birinci, sıfırıncı alanı ekledim. Sıfırıncı alan neresi? Sıra. Bakın Textbox 1'e sıraya ekledim. Ondan sonra Textbox 2'ye alt öğelerde seçilen alanlardan birinci alanı ekledim. Birinci alanın neresi benim? Kitap. Sıfır burasıydı. Sıraydı. Birinci alanım kitap. Ondan sonra Textbox 3'e gittim. İkinci alan. Sıfır, bir, iki. Yazar. Textbox 4'e üçüncü alan. Sıra, kitap, yazar, yayın evi. Yayın evini yazdırdı. Ve son olarak Textbox 5'e de dördüncü alanım olan sayfayı yazdır. Sayfayı yazdırdı. Silin ve yeniden görüntülemenin çalışma prensibi bu şekilde. Geriye sadece düzeltme kaldı arkadaşlar. Şu an ben düzelt deyip kaydedersen bunu yeni bir alan olarak kaydeder. Ama bir sonraki dersim şuraya bir tane daha buton koyacağız. Orada işte yeni halini kaydet butonu gibi bir buton olacak. Bu örneği bir daha yapalım. Güzel olur. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Yeni bir örnek için de yapalım. Bütün alanları kopyalayalım. Sadece sil komutu kalsın. Şimdi file new, hatta şöyle şuradan açalım da bu kapanmasın. New project dedim. Okey dedim. Şimdi ilgili alanlarımı hemen kopyala yapıştır yapacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle formumu biraz büyüttüm. Şöyle bütün alanları CTRL-A, CTRL-C dedim. Geldim. Formumun bu kısmına yapıştırdım. CTRL-V ile. Biraz sola dayayalım şunları. Sonra butonumuzu ne yapalım? Arka planına bu sefer resmimizi koyabiliriz artık. Yerel kaynaklardan bir tane kitap resmimiz vardı. Okey. Böyle daha bir güzel oldu. Bir de ne yapalım bunu? Boyutunu scrat yapalım. Straight. Şimdi bakın label'larda mesela arka plan rengi geldi. Onu kaldırmak için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın label'ın arka plan rengi şu an butonun arka plan rengi oldu. Web kısmından transparan yaptığım zaman o alan kalkıyor. Aynı şekilde şu 2, 3 ve 4 label için de aynısını yapabiliriz. Web kısmından transparan yaptığımda o alanlar kalkıyor. Şimdi önce görüntüleyle başlayalım. Sadece kopyala yapıştır yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Ama sil alanını kendimiz yapacağız. Şöyle kütüphanemizi biz ekleriz. Şu alanı bir kopyalayalım. Şöyle. CTRL-C diyelim. Güzel. Geldik buraya. Hemen önce kütüphanemizi ekledim. Using system.data.sql client SQL kütüphanemi ekledim. Sonra bu alana bağlantım ve ilgili alanları yapıştırdım.
işte parantezle kapattım. Ondan sonra butona verileri görüntüle dedim. Bakalım şimdi önce verilerimizi görüntüleyecek mi? Çalışıyor mu butonumuz? Görüntüle, verileri görüntüledi. Güzel. Ondan sonra geldik ikinci alan, kaydet alanı. Kaydet alanında kodlarını kopyalayalım şöyle. Kaydet. Şurası kaydet. Ctrl-C. Şöyle Ctrl ve F5 diyelim. Hemen bakalım kaydediyor mu? Sıra mesela 6 olsun. Kitap. Kitap mesela suç ve ne olsun kitap? 3-2 olsun. 3-2. Yazar Gogol. Yayın evi Ay Güneş. Bilmiyorum aklıma böyle bir isim geldi. Sayfa sayısı 80. Kaydet dedik. Bunu da kaydetmiş olduk. Şimdi geldik silme komutuna. Silme komutunu tekrar yapalım arkadaşlar. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Daha böyle profesyonel bir tasarım olsun. Can çok aşırı profesyonel değil de. Şöyle görüntüle önce butonlarımızın ismini değiştirebiliriz. Hatırlarsanız bunu geçenlerde bir derste söylemiştim. Mesela ne yapalım bu? BTN görüntüle. Buton görüntüle. Şimdi form alanıma döndüğüm zaman bakın otomatik olarak burayı değiştirmemişim bir saniye. Bir çift tıklayalım. Buton bir klik olarak görüyor hala. Bakalım şu an çalışıyor mu? Şu an çalışıyor. Bunu neden değişmedi? Şeyde değişiyordu ya. ASP.NET'te değişiyordu. Sonra label'larda da değişiyordu sanırım. Sonra ikinci alanımız. Artık bunları yazdık. Üçüncü alanımızı ne yapalım? BTN sil yapalım. Butonlarımız birbirine karışmasın diye. BTN sil. Okey. Sil'e çift tıkladım. Bakın BTN sil olarak geldi. Şimdi ne yapıyorduk? İlk önce bir tane yukarıya ID tanımlıyorduk. Int id eşittir 0 noktalı virgülü koyduk. ID'yi tanımladıktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi sırasıyla önce kapalı olan bağlantımızı açıyoruz. Şurada bağlantımızı kapatmamış mı insan? Şurada kapattık, tamam. Önce kapalı olan bağlantımızı bir açalım. Bağlan nokta hop, bağlantımı açtım. Ondan sonra ne yapıyorum? Komutumu oluşturuyorum. SQL command komut eşittir new SQL command. Parantezimi açtım. Çift tırnak içinde İngilizce delete from kitaplar. Kitaplardan sil. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ver ID. Ver ID diyoruz. Eşittir. Parantez açıyorum. Bir tane. Çift tırnak. Artı. ID. Artı. Bir tırnak daha. Ortasına bir parantez. Şöyle şunu silelim. Virgül. Burayı getir. Bağlanma ilişkilendir. Parantezi koy. Ve noktalı virgülü koyarak bu alanımı kapattım. Ondan sonra ne yapıyorduk? Execute now query metodu kullanıyorduk. Komut nokta execute now query. Parantezimi açıp kapattım. İndim aşağı. Bağlantımı kapatıyorum. Bağlan nokta close ve verileri görüntüledim. Şimdi az önceki örnekte, şuradaki örnekte hatırlarsanız ne yapıyordu? Şöyle ben bir çalıştırayım da şunu. Şimdi görüntüle diyorum. Mesela şunu sil diyorum. Siliyor ama altına tekrar 5'i sildi. 6 ve 3'ü yazdırdı. Ben her defasında yeniden yazdırmasını istemiyorum arkadaşlar. Bunun yerine ne kullanacağım biliyor musun? Bakın şöyle bir komut kullanabilirim. Ben global alandaki şu alanıma list view 1 nokta items nokta clear diyerek her defasında silme şey yapmasını, yeniden kaydetmesini engellerim. Önce eskileri bir sil, ondan sonra yenileri kaydet. Hatta şurada bir deneyelim. Burada çalışıyorsa sıkıntı yok demektir. Şöyle şuraya CTRL'e diyelim. F5 diyelim. Şimdi görüntüle dedik. Şu an sadece 3 kalması lazım silince. Evet, sadece 3 kaldı. Ne yaptı? 6'yı sildi. Sadece 3'ü yazdırdı. Demek ki burada da çalışır. Ondan sonra silme ile ilgili komutlarımı tamamladım. Şimdi ne yapmam lazım? Benim ID'ye göre işlem yapacağım için list view'de ID'yi seçmem lazım. Nasıl? Şöyle. Event olayına geliyordum. Bakın şurada properties kısmında hemen properties'in sağ tarafında event diye bir kısım var. Buradan mouse'un double click'ini çift tıklıyorum. Ne diyorum? ID eşittir. Int nokta parse. Ah parse. Ah. Dersimizi uzatan parse. Parse dedim. Parantezimi açtım. Sonra ne diyorum? Sırasıyla kodlarımı yazacağım. ListView 1 nokta selected items. ListView 1'de seçilen alanlar. Sıfırıncı
alandan 0. karakterden itibaren nokta sub items, alt tarafından yine 0. alandan itibaren nokta text diyorum. Sonra noktalı virgülümü koyuyorum ve burada alan seçimini tamamlıyorum. Hangi alana göre seçip silme işlemi tamamladım. Şimdi ne yapacağım? Sırasıyla görüntüleme işlemlerini yapacağım. Textbox 1.text eşittir listviye 1. listviye 1. selected items 0. karakterden itibaren nokta sub items parantez içinde benim 0. alan nokta text noktalı virgülümü koydum. Bakalım. Alanım kalktı. Ondan sonra ikinci alanı da yazalım. Diğerlerini kopyalayalım. Eşittir. Listviye 1. selected items yine 0. karakterden itibaren nokta sub items bu sefer 1. alana alsın. Nokta text deyip noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra şu iki alanımı CTRL C dedim. CTRL V ve CTRL V diyerek kopyaladım. Şu son alanı sildim. Çünkü benim 5 tane textbox'ım var. 3 textbox 4 ve textbox 5. Ondan sonra şu alanları da düzenleyelim. 2, 3 ve 4. Sırasıyla ilgili alanları da bir nevi eşleştirmiş olduk ve programımızı şimdi start deyip çalıştıralım. Önce görüntüleyelim. Şu an görüntülüyor. Şimdi yeni bir eleman ekleyelim. Mesela sırası 1 olsun. Kitap adı Anadolu Notları. Yazar Reşat Nuri. Yayın evi Demirler. Sayfa sayısı 160. Kaydet dedik. Kaydetti ve alanlarımı sildi. Bir kayıt daha yapalım. Mesela sırası bunun da kaç olsun? 5 olsun. 5 dedik. Ne koyalım mesela buna? Kitabın adı Eşeğin Gölgesi. Yazar Haldun Taner. Şurayı düzeltelim. Haldun Taner. Yayın evi Antalya Basın. Sayfa sayısı işte 258. Kaydet dedik. Burayı da kaydetti. Şimdi ben sırayla seçelim bakalım. Bir an Anadolu notlarını silmek istiyorum. Çift tıkladım. Geldi. Sil dedim. Sildi. Ve yeni alanlarımı tekrar bana bir nevi refresh atıp görüntülemiş oldum. Evet, programımız bu şekilde arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Sorusu olan varsa yazsın. Şöyle bir dakika kadar bekleyelim. Uzun bir ders oldu. Uzun zamandır bu kadar uzun bir ders yapmıyorduk. Sorusu olan arkadaş varsa yazsın. Cevaplayalım hemen. Bir sonraki ders cumartesi günü olacak. Cumartesi günü artık kaydedilen bir alan üzerinde değişiklik yapmayı göstereceğiz. Ondan sonra şöyle küçük bir otomasyon yapacağız. Tabii bundan daha kompleks olacak. Mesela bir yurt kayıt otomasyonu olabilir. Ne bileyim bir başka ne olabilir? Böyle emlak kayıt otomasyonu olabilir. Böyle küçük bir otomasyon yapacağız. Masaüstü uygulaması. Daha sonra o otomasyondan sonra SQL ile ilgili bir ders daha yapıp okullar açılıyor zaten pazartesi günü. Ondan sonra fırsat buldukça C#'da şöyle 2-3 ders kadar oyunlarla ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. ID'yi en başta integer olarak alsak olmaz mı veri tabanında demiş Cenk Moz. Ya onu ben diğer derste göstermek istiyordum aslında. Onu integer olarak alıp işte her defasında şey yapmak istiyordum. Ne yapmak istiyordum her defasında? Artan sayı olarak yapmak istiyordum. Ama biz onu integer olarak alsak yine programın hani şey olarak görmüyor. Sayı olarak görmüyor. Yine onu karakter olarak görüyor. O yüzden parse metodu kullanmamız gerekecek yine. Başka soru yok sanırım arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz o zaman bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Cumartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Örnekleri ve videoyu YouTube'a ve grubumuza yükleyip paylaşacağım. İyi akşamlar. İntegre olarak alsak yine programın hani şey olarak görmüyor. Sayı olarak görmüyor. Yine onu karakter olarak görüyor.